Atakan. Evet. Sana bir şirinler testi yapalım mı ya? Şirinler testi ne çok ya? Çok şirin gözüktün bana <laughs> ha. Şirinler testi, e, Milliyetin onaylı. Bakanlığı onaylı. onaylı bir test. <laughs> Şimdi şey, Arkalık testi. Ya adadaki en çalışkan, en tembel, en başarılı Aa, çok şeyleri iyi. soracağım. E, bana bu konuda yardımcı olsan çok sevinirim. Tabii. Ve sonrasında tabii ki e, son dört Bizi kimseyle kalanları... Kimseyle fa papaz etmeyeceksin değil mi? Yani yok, 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 falan. yok. Evet. Zaten olacağın kadar olmuşsundur. <laughs> Gerek yok artık. Sıkıntı yok. Bu not verme işlerine şey yapıyor. Merve Aydın yapıyor. Gördün mü bir tane YouTube videosunda? Bana çok güzel notlar vermiş kardeşim sağ olsun. Gördün mü Yok. Hayır, yok. Tamam. İroni mi var burada yoksa? İroni var. İroni var. Eğlediğimiz Kötü not mu vermiş sana? Enteresan bir takıntısı var herhalde. Onunla alakalı bir sorgu mele meleği, meleği dediğini ha, hatırlıyorum bravo. sana. Melek, abi, melek güzeldir ya. Sorgu da olsa melek en azından. Melek. <laughs> abi kardeşim yazmışlar atıyorum pervizi tamam mı? Sorun Mesela diyorum, neden diyorum yani. Bunu şey sorayım. Nasıl yazarsın sorması değil bu. Yani orada çok arkamdan algı yaptılar yani. O Barış, Adem Uy, o zaman üçlülerdi. Sonra mesela neden yazdın merak ediyorum. Mesela Hakan neden yazdın diyorum Danla. Niye soruyorsun ki sen de? Ay soruyorum neden yazdın mesela? hani yanlış bir şey varsa düzeltelim yani. Niye yanlış? Performansı çok iyi. Neye, neye, göre yazdın yani? Sorgu eriye olduk ondan sonra. Peki. Evet. Ada, adada en çalışkan. Hikmet. En tembel. Evrim. En uykucu. Ogeday. Yok Ogeday. Ogeday sabah hepimiz erken kalkıyordu. Bizde Hilmi Cem'di mesela. En, abi, uykucu şey yani. Nagihan ya. Net Nagihan. Uyukucu Bak Nagihan mu? bir şey söyleyeyim mi? Aslanlar böyle hani 22 saat uyuyup 2 saat yemek falan yiyormuş ya. Hı. Öyle, öyle bir şey yani. Hep uyuyor. Oyun oynuyor geliyor. Yemek için kalkıyor geri yatıyor. İnanılmazdı. Bu sene öyle gördüm. Nagihan. En kulisçi. Kulisçi. Böyle hani şeyden önce, konseyden önce... Kulis fişirin var mı şöyle? Falan. Nerede var mı kulis şişirin? Bizimki Survivor'a uyarlanmış. Konseyden önce beni yazmayın deyip böyle e, hep birilerine giden birileri var mı yani? işte? Hani beni yazmayın, sen kim yazıyorsun, yazacak mısın beni yazmayın ama evet. falan diyen kişi. Yani öyle çok birisi olmadı ya. Şimdi kulisi bilemedim, şimdi düşünüyorum. Sen kulisi yap dedim yine sor bana tamam mı? Tamam. En bağımsız başına buyruk. Bağımsız başına buyruk. Zor. Hiç düşünmeden bu cevabı... Abi ya. çok hızlı... Hayır, bir de içimdeni... cevabı vereceğini tahmin ettim Bence ya. Batu Batuhan. Batuhan diyecektin. Di Yok ya niye? Diyecek, yani. Diyecektim valla. Bence Atakan'dır. En başına buyruk, bağımsız. Ya bağımsız takmayan. ama... takmayan. Takmam ama hani genelde öyle iyi ilişkilerim olduğu için. Bağımsız dedim. Mesela Hikmet diyeceğim o da olmuyor yani. Mesela bağımsız dedim. Tek başına hani birazcık daha yaşamayı sonra Hikmet diyelim yani. En anaç ya da babacan adada? Hmm, Sema, Seda. Böyle ikisi de. Evet. O anlamda. Buradaki görüntü de oydu zaten. Evet, öyleydi. En sinirli sert. Sinirli sert Mert. Mert. Sert miydi sinirli Hocam. miydi? Sert değil de böyle sinirliydi. Çok sinirliydi. Mesela. <laughs> ya, Mert, ya, ya Mert, Mert, seni çok seviyorum kardeşim. Burası selam söyleyin. <laughs> kalkacağız değil mi sabah saat yani 7 ya da 6.30 kalkacağız işte Oyuna gideceğiz bir şey olacağız yatıyordu. ''Kalkmayın abi ya'' diyordu. ''Kalkmayın'' diyordu ya. Ne olacak ki? Hepimiz kalk... Hani herkes sınıftan çıkarsa yok yazılmaz evet. ya. Hepimiz gitmesek gitmeyiz. Sürekli böyle bir şey, böyle bir şey var. <laughs> Sistemi ve siniri vardı yani. Bence ben. En eğlenceli? Komik. Hmm. Şöyle bir de şeylere de bakayım ya. Şöyle yarışmacılara bir yandan. Hepsini... En eğlenceli, komik. Ba, 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 ba. Yani bak bence Baton da eğlenceliydi. Ekranda öyle olmamış olsa da. Ondan sonra... Yok yok. Ee, onunla ilgili de diğer Ber diğer kişiler de söyledi. Berkan bence öyledi ya Berkan. Berkan Berkan, Berkan çok enerjik. Güzel, çok eğlenceliydi. Peki parkurda en hızlı? Parkurda en hızlı. Bu Kadın Anıl erkek. Anıl çok hızlıydı. Seda, Sema çok hızlıydı. Ondan sonra Furkan da çok hızlıydı. Zamanında ama erken gitti? Elif. Par ya, Elif çok hızlıydı ya. Elif. Elif. Parkurda Elif. en yavaş? Evrim. Atışlarda en becerikli bence Hikmet. Atışlarda en yavaş hmm. ya da kötü olan. Yani böyle almak istemezdim sen ama belki Berna olabilir mi? Yavaş. Gökhan ol olabilir mi? Gökhan. Bekliyordu Hadi o yüzden de çok oyun verdi. Evet Gökhan da olabilir olabilir. Peki şampiyon olsa, ben şampiyon sanki. olsa <laughs> sevinirim diyeceğin kişi buradan kim? Bu dörtlüden. Çünkü ha, bu herkes merak ediyor Atakan'ın. Bu dörtlüdeki Batuha. şampiyon adayı kim? Yani bence Şöyle, hani çok kim şampiyon olsa çok değil bence. Yani kim? şu an e, eminim ki Nisa da bekleyen vardır. Batuhan da bekleyen vardır. Bence bilmiyorum. Ya Batuhan'la da daha şey bir yakın arkadaş olduğumuz. Ben burada olduktan sonra şu anda artık kimse şampiyon olsa benim için çok önemli olmuş olmuyor. Ama kim oh. şampiyon olsa da e, mutlu olurum. Şu şampiyon şu şampiyon olmasın demem yani. O yüzden tek bir isim vermeyeyim ya. Ben, ben şu anda isim almayayım. Peki kriterin ne şampiyonlukta senin mesela? Şimdi kalan yarışmaca bakın. Çünkü gerçekten enteresan bir sezon. Performansın biraz geri planda kaldığı bir sezon. Hı, hı. Ee, mesela tek tek değerlendirirsen sence hangi özellikleriyle kim şu, e, buradaki arkadaşlar şu an final koltuğunda? Yani şimdi zaten Adem bir şampiyon. Bir kere şampiyonu olmuş bir yarışmacı. E, şampiyon gibi de yarışıyor. Performansı falan da çok iyi. Yani, hak ederek geldiğini e, düşünüyorsun değil mi? Bunu e, yani rahatlıkla söyleyeceğim yani hak ederek geldiğini kesinlikle düşünüyorum. E, ama mesela kendime yakın bulmadığım e, davranışları oldu. Tasvip etmediğim davranışlar oldu. Bunu da seyirci e, takdir edecek ama e, Adem ademdir yani. Onu Hı. bir kenara yazıyorum. Eee Batuhan için yorum yapmam gerekirse Batuhan Survivor en çok isteyen, en çok arzulayan, onun için en çok fedakarlık yapan, mücadele eden yarışmacılardan bir tanesi bence Batuhan da sonuna kadar hak ediyor. İnanılmaz bir yarışmacı. Ee, Ayşe çok iyi başlamadığı bir sezonda bence buraya kadar e, çok iyi geldi. Yani şampiyon olsun bu halkın takdiri. Şu anda atıyorum yani bana sorsan zaten ilk beş ondan itibaren elendi yani. Biz, bize sorsan yani Anıl, ben, Ogeday, Berkan, Nagihan. Yani bu beş gittikten sonra ben birine şu şampiyonu dediğimde bunu bilemem. Halk kimi istiyorsa onu şampiyon yapacak. Nagihan'a şaşırdın mı? Nagihan'a şaşırdım yani bence finali ne yaparsa yapsın hak ediyordu ya Nagyen. Evet. Şöyle son zamanları biraz hikmetle fazla uğraştı. Ya yani uğraşı demeyeyim de o da onunla uğraşıyordu. Belki biz onu daha fazla uğraşıyorduk gördük. Orada o büyük SMS'ten sonra olan olay. Evet var. yani evet, evet, o aynen. çok etkilemedi onu da. Ama bence Nagin'in ya Nagyen her türlü finali var ya. Yani Nagin'i önümüzdeki seneye koy yine finale yazarım. 10 sene sonra koy yine finale Nagyen. Abi yarışıyor kadın. inanılmaz ya. Ve Survivor biliyor musun? Yani eşyasını toplamasından, oraya yerleşmesinden, yatağını yapmasından yani yaşıyor yani, ben çok takdir ediyorum ben Nagihan'la Nagihan ilgili Şimdi... lafımız neydi? Nagihan, Nagihan her Nagihan'dır. zaman Nagihan'dır. Nagihan. Evet. Ama en iyi Nagihan da kendi takımındaki Nagihan'dır, onu da... Evet. <laughs> karşı takımdayken... <laughs> Rakipte mi daha zor Nagihan sence, kendi takımında mı? Ya benim için hepsinde kolay, onunla ilişkim iyi olduğu için ama... E, ...ne zaman ne saracağı belli olmaz. Yani bir anda karşı takımdaki bir şey söyler, bambaşka bir yere gider hikaye. Evet. Böyle kendi takımdayken daha iyi. Doğru yani, e, iş Tersleşmemen lazım Nagihan'la. Ama çok zor. Mutlaka evet. bir şey soruyor. Mesela i̇şte bir şey duyuyor. Bir anda bir tepki veriyor. Bir dakika dur. Ben öyle demek istemedim. Başka bir anda. Mesela beni yazmak için mi söyledin diyor. Bir şeyler söylüyor yani. E, tepki verebiliyor. Ama özünde inanılmaz iyi bir insan. Evet. Sen şimdi son dakika geldin ya. Diyelim gelmeseydin. Hikaye farklı olur muydu? Yani burada farklı bir dörtlü olur muydu? Sen hiç gelmeseydin Survivor'a. Hmm, yani bence bir şeyler değişirdi tabii ki diye düşünüyorum ama. Sonuçta gelenler de yine biz bu son yazdığımız beşli... Ondan itibaren elendiği için demek ki çok değişmeyecek düşünüyorum. Yani ben de çok bir şey değişmedi. Öyle değil mi? Şimdi Survivor'da çok şey değişiyor. Bu akşam ipuçlarını evet. bir seyredelim. Tamam. Ee, çünkü gerçekten e, enteresan şeyler olmuş. Tam oray, da son virajda. Oray, Ni, Ayşe ile ilgili söyledim. Nisa ile ilgili söyledim. Nisa benim gerçekten çok sevdiğim. böyle En sevdiğim yarışmacılardan bir tanesi içerideki. Ee, tek başına bireysel olarak bence Survivor olarak baktığında birazcık tam böyle bizim eski alıştığımız Survivor gibi görünmese de bence tüm mücadelesini orada en az plan yapan diyeyim. Bak diğer üç yarışmacı için mesela özellikle Adem için söyleyeyim mesela çok düşünerek çok planlı bir şekilde hareket ediyor. Mesela burada bana bağıracaksa bağırmıyor veya bir şey yapmıyor. kendini çok düşünüyor. Ee, şey yine öyle. Ee, Batuhan yine öyle. Çok ileriyi düşünerek stratejik hareket eder. E, ee, satranç gibi kendisi söylemiş satranç sevdiğini. Ee, aynen satranç gibi hareket ediyor. Bir sonrakini düşünüyor. Doğru veya yanlış hamle yapıyor ama bir hamleyi bilinçli yapıyor. Ee, Ayşe de düşünüyor ama bir tık daha böyle şey yetersiz gibi düşün tamam mı? Bazen doğaçlamaya kalabiliyor. İşlerin en plansız böyle şey hareket edildi. Korkusuz. Doğal. doğal hareket edildi Nisa. Yani yarını düşünmüyor. Şu anda benim canım diyor burada oturmak istiyor oturuyor. Yatmak istiyorum diyor yatıyor. Oyun oynamak istiyorum diyor oynuyor. Almak, üzülmek istiyorum diyor üzülüyor. Bence çok doğal. O yüzden onu ona da öyle bir örnek yapmış olayım.